İzleyicimiz sormuş, ilişkiye ara vermekle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. İlişkimize ara verelim diyen sevgili ne demek istiyor? Onunla ilgili hatta bazen sorular alıyorum. Mesela bir ara şöyle bir soru almıştım. Ara verelim diyen sevgilinin niyeti nedir? Bu bir test midir? Özellikle de en başta okul açılınca bunları konuşalım, o zamana kadar ara verelim diyene ne demek doğru olur? Kısa cevap vereyim. Ara verelim diyen sevgiliyle ilişki bitmiştir. Bu sevgiliyi hemen terk etmeniz lazım. Aranızda sonradan fiziksel bir şeyler olur, takılırsınız onu bilemem. Ama ara verelim demek ilişkinin bitmesi demek. Neden? İlişkiye ara verelim diyen kişi aslında şunu söylemek istiyor. Ben başka dallara atlayayım, başka tatlara bakayım. Belki daha iyisini bulurum, belki başkasını bulurum ya da başkasını bulmasam bile hayatımın belli zevklerini tadayım. Sen de kenarda bekle. Sonra belki istersem gelirim, yeniden birlikte oluruz. Evet, yani bunun anlamı bu. Bu insan sevgilisini terk etmeye niyetlidir ama başka çayırlara açıldığı zaman o çayırlar daha yeşil değillerse de geri dönmek ister ya da geri dönmek istediğini düşünür ya da geri dönme ihtimalini keşfede tutmak ister, yani yalnız kalmak istemez. O nedenle de ilişkimizi ara verelim der. Şimdi benim tavsiyem şu, ilişki tam bu noktada maalesef bitmiştir. Bu insanla bundan sonra ilişkiye devam edemezsiniz çünkü başka dallara atlama niyeti var. Yani böyle bir ihtimal çok yüksek. Kendisi bilinçli olarak bunu inkar etse de en azından bilinçaltında bunu istiyor demek. No Contact uygulamanızı tabii tavsiye ederim. Kanalda çok fazla bahsettiğimiz No Contact'ı ama No Contact'ı unutmak ve bırakmak için uygulayın. Peki ne diyeceksiniz? Bir kişi size ilişkimize ara verelim dediğinde. Şimdi direkt ayrılalım diyebilirsiniz ama şahsi fikrim daha iyisi direkt kabul edin. Yani deyin ki tamam, yani ara vermek istemesem bile seni engelleyemem. Tamam, ilişkimize ara verelim deyin ve o an o kişiyi terk edin. Terk ettiğinizi söylemenize gerek yok. Bunu bilmeye de hakkı yok zaten. Yani böyle saçma bir şey söyleyen insana açık açık terk etmenize de gerek yok. Ama o ilişki o gün sizin için bitmiş olsun. Ondan sonra artık bu insanla ayrı olduğunuzu varsayın ve tamamen ayrılmışsınız gibi davranın. İletişimi kesin. Size tavsiyem, normalde hani No Contact'ı uygularken eski sevgili geri dönüp sizi aradığında, size ulaştığında onunla konuşuyorsunuz ve buluşma teklif ediyorsunuz. Onu da yapmayın. Direkt kafanızda bu kişiyi bitirmeye çalışın. Yeniden olmaz mı? Hayır, yeniden sevgili olmaz. Zira böyle bir şey teklif eden biriyle yeniden birleşirseniz o kişi sizi bir alternatif olarak görmeye başlar. Sizi istediği zaman bırakıp başka dallara atlayabileceği bir insan olarak görmeye başlar. Der ki tamam, ara veriyoruz, ben gidiyorum, her altı yiyorum, istediğimi yapıyorum, sonra geri dönebiliyorum. Bu ne demek? Eğer siz ilişkiye ara vermeyi kabul eder, geri dönmesine izin verirseniz bunu bir daha size yapar çünkü yapması için açık çek veriyorsunuz. Kendinizi küçük düşürüyorsunuz yani. Dediğim gibi tamam ara verelim deyin ve kendisine söylemeye bile gerek duymadan terk edin. Bu aşamadan itibaren artık bekarsınız maalesef. Acınızı çekersiniz, ne yaparsınız bilmiyorum. Ondan sonra yenilmanlara yelken açın. Şimdi ara verelim diyen insanların önemli bir kısmı geri dönmez zaten. Ara verelim demelerinin tek sebebi sizi yedek lastik olarak tutmak. Aslında geri dönmeye falan da niyetleri yok. Fakat yine önemli bir kısmı başka dallara atlayıp hayattan zevklerini aldıktan sonra, özellikle atladıkları yerler daha yeşil değilse, size geri dönmeye çalışacaklardır. O zaman o kişiye şunu deyin. Ya ben böyle iyiyim. Seninle böyle ara vermiş olmaktan memnunum. Daha da devam etmek istiyorum deyin. Ve geri almayın bu kişiyi. Ne kadar ağlasa, yalvarsa bile geri almayın. Çünkü bir kez bu kişi gitti, 2-3 ay sonra falan geri dönerse arada ne yaptığını bilmiyorsunuz. Özellikle de bu ara verelim, İşte yaz tatili ya da bu kişinin yurt dışında okumaya gidip gelmesi gibi dönemlerde oluyorsa orada niyeti belli zaten. Ya da işte tatile gidiyor kendisi. 2-3 haftalığına tatile gidiyor ve ara verelim diyor. Niye ara veriyor sizce? Yani rahatça, gönül rahatlığınca bir haltlar yemek için. Bu insanı geri almayın. Eğer ısrar ederse ayrılmak istediğinizi, yeniden olmayacağını söyleyin. Bırakın, hiç açıklama falan yapmayın. Bu kişi tabii sizi suçlayacaktır. Ya bir ara verdik, sen hemen ayrıldın gittin, başkalarına daldın. Özellikle sizin başka biriyle beraber olduğunuzu görürse hiç istifinizi bozmayın. Sizi manipüle edip suçlamaya çalışacaktır. Suç tamamen kendisinde, bunu o da biliyor. Sadece sizi ezmeye çalışıyor. Tepeye çıkmaya çalışıyor. Açıklama yapmanıza bile gerek yok ama illa bir şey söyleyecekseniz ara vermek isteyen sendin. Sen verdin arayı, ben değil. Yani suçlu kendisi, direkt yüzüne söyleyin. Bir kere açıklamasını yapın, ondan sonra da dinlemeyin bu insanı. Özellikle diyelim ki ilişkimize ara verelim dedi. Siz de tamam dediniz. Terk ettiniz kafanızda. Gittiniz. Yeni biriyle beraber olmaya başladınız. Bu geri geldi. Ya işte ara verdik, sen ne yapıyorsun? Zaten sen de güvenilmezmişsin. Zaten sen de sevmiyormuşsun falan. Bırakın bu tıraşları. Bunları yemeyin. Bunlar manipülasyon. Karşınızdaki insan sizi manipüle etmeye çalışıyor. Bir de şu var. İlişkimize ara verelim var. Zamana ihtiyacım var. Bu ikisi aynı şey değil. Zamana ihtiyacım var genellikle karşınızdaki insanı çok boğduğunuzu gösterir. Çok fazla üstüne düştüğünüzü, çok fazla birlikte olduğunuzu, çok fazla zaman geçirdiğinizi. Sizin aslında daha fazla muhtaç sevdiğinizi, karşınızdaki insanı boğmaya başladığınızı gösterir. Bu ilişkimize ara verelim kadar hayati bir problem değil. Eğer zamana ihtiyacım var diyorsa o zaman yapacağınız şey tamamen kendinizi geri çekmek. O kişi size ulaşana kadar o kişiye ulaşmamak. Bazen kafası pek fazla çalışmayan insanlar var. Aslında zamana ihtiyacım var demek isterken ara verelim derler. Ya durum buysa, sizin suçunuz değil, doğru kelimeleri kullansaydı. Yani ilişkimize ara verelim gerçekten ağır bir kelime. Alt tarafı 1-2 hafta kafamı dinlemek istiyorum demek yerine böyle saçma bir kelimeyi kullanıyorsa, sizi bundan kaybediyorsa onun suçu. O kaybetsin sizi bu aptallığı yüzünden. Yani insanların aptallık yapıp kaybedebileceği insanlardan olun. Yani ilişkiler açısından daha başarılı olursunuz. Ayrıyeten ne bilemezsiniz gerçekten. Ara verelim dedi. Belki de zamana ihtiyacım var demek istiyor diye kendinizi yiyip bitirmenize gerek yok. O zaman öyle söyleseydi. Bir de bunun tam tersi var tabii. Zamana ihtiyacım var der. Halbuki aslında ilişkimize ara verelim demek istiyordur. Bunu nasıl anlayacaksınız? Ya bunu anlamak kolay. Zamana ihtiyacı olan insan 1 hafta 2 hafta sonra geri gelir arar sizi. Böyle 1 ay 2 ay ortadan kayboluyorsa, daha doğrusu kayboluyorsa şöyle. Belki sizi arıyordur, soruyordur ama buluşamıyorsunuzdur mesela. Tamam, bu insan ilişkimize ara verelim demek istiyor aslında. Ya bu durumda da ilişkinize ara verilmiş gibi davranabilirsiniz. Zamana ihtiyacı varmıştan ziyade. Tabii bu zamana ihtiyacım var. Birdenbire dediğim gibi bir tatil öncesinde, bir yurt dışı eğitim öncesinde, bir yaz tatili, yani okullar kapanıyor ve ayrılıyorsunuz öncesinde geliyorsa bunun ilişkimize ara verelim olma ihtimali yüksek. Yani daha önce niye zamana ihtiyacı yok da birdenbire kafa dinlemeye gidiyormuş gibi sanki belki de yapacağı şeyleri rasyonize etmeye çalışıyor bilemezsiniz. Yani bu insana artık güven duyamazsınız. Ama genel olarak eğer siyah beyaz ayırabiliyorsanız ilişkimize ara verelim demek, ben başka dallara atlayacağım sen de kenarda bekle demek. Zamana ihtiyacım var demek, beni boğuyorsun demek. İkisi birbirinden farklı. Bitirmeden bir hikayeye değinelim. Erkek arkadaşına açık ilişki teklif eden kızın dramı diye bir hikaye. Bu daha önce bir Reddit'te yayınlanmıştı. Şimdi özet olarak tatile çıkmadan önce kadın 24 yaşında, erkek arkadaşındaki erkek de 25 yaşında ilişkimizi geçici olarak açmayı teklif ettim demiş. Şimdi kendisi beraber kaldığımız dairede bir kızla düzenli olarak birlikte oluyor ve kalbim çok kırık. Bunu yazan kadın şöyle diyor. Şu an yıkılmış durumdayım. Her şeyi elimden gelen en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. En iyi arkadaşım Tori, yabancı bu arada bunlar. En iyi arkadaşım Tori ile 3 aylık bir tatile çıkacağız. Bu tatili yıllardır konuşuyoruz ve erkek arkadaşım Daniel bunu yapacağımızı biliyor. Tori sonunda Aralık ayında üniversiteyi bitirdi ve biz de planlarımızı gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Diğer bir arkadaşımız Michelle yıllar önce bu tür bir geziye çıkmıştı. O ve tatil arkadaşının o sırada uzun süreli erkek arkadaşları vardı ve ikisi de gezi sırasında erkek arkadaşlarını aldattılar. Bir süre sonra ikisinin arası bozuldu ve ikisi de diğerinin yediği haltı erkek arkadaşlarına anlattı. Olay çirkinleşti. Michelle ve erkek arkadaşı ayrıldılar. Eski arkadaşı ise erkek arkadaşıyla devam etti ama ilişkileri ciddi şekilde zarar gördü. İlk başta erkek arkadaşlarını aldatmalarının çok korkunç bir şey olduğunu düşünüyordum. Ama Michelle ile konuştuktan sonra onların gözünden olayı görebiliyorum. Aylarca seks yapamamak veya rahatlayamamak, parti atmosferi içinde olmak tabii ki canını çekiyor. Michelle genç, güzel ve fazlaca erkek ilgisi çeken bir kız. Yaptığı tamamen cinsel imiş, sarhoşmuş ve korunuyormuş. Ertesi gün çocuk tamamen hayatından çıkmış ama o zaman erkek arkadaşının arkasından bunları yapmasını çok yadırgamıştı. Michelle'le 1 ay önce konuşuyorken Daniel hakkında ne yapacağımı sordu. Samimi söylüyorum, konuya bu açıdan hiç bakmamıştım. 3 ay seks yapamadan durmak benim için sorun değil diye düşünüyordum. Ve Daniel'ın güvenine ihanet etmek istemiyorum. Ama Michelle açık ilişkiye geçmemiz konusunda oldukça ikna edici konuştu. Tabii ki Daniel'i seviyorsun ama gezmek, yeni şeyler deneyimlemek, buna sekse dahil senin hakkın. Bugün böyle bir şey olmayacağını söylüyorsun ama bana inanmalısın ki yoldayken farklı hissedeceksin. Daniel nasılsa senin başka erkeklerle yatıp yatmadığını merak edecek. Onunla başından açık ol ve gör bakalım ne olacak. Bakalım bu modernlik ne olmuş? Marjinallik. Ve o gece Daniel'le konuştum. her ilgimi çeken erkekle yatmaya çalışmayacağımı ve ona olan sevgimin her zamanki gibi güçlü olduğunu anlattım. Fakat özgür olmayı ve diğer kızlar gibi parti yapmayı istediğimi söyledim. Bu ön tedbir gibi bir şeydi. Başka bir erkekle birlikte olmayı düşünmüyorum ama eğer bu olacaksa olur. Dünyanın bir ucunda bir daha hiç görmeyeceğimiz insanlarla olanlar burada sahip olduğumuz şeyi bozmamalı. Kıvır. Tabii ki o da aynı şekilde eğer isterse başka kızlarla birlikte olabilir. Acaba olabilir mi? Canı sıkıldı ama beni anladığını söyledi. Elimi kolumu bağladın. Sana bunu yasaklasam bana sadık kalıp kalmadığın konusunda yine de endişe duyacağım. Bunu istediğini söyleyerek seni durdurmak için söyleyebileceğim hiçbir şey bırakmadın bana. Şimdi bakın burada tabii dediğimiz şeyi yapıyor. Kabul ediyor. Bakalım kabul edecek mi sünepe yoksa kabul edip gidecek mi? Tabii ben hikayeyi biliyorum. Daniel biraz evcil biri. Ara sıra arkadaşlarıyla dışarı çıkar ama çoğu akşam evde bilgisayar oyunu oynar ya da Netflix izler. Hayat tarzını bildiğimden başka kızlarla takılacağı konusunda hiçbir endişe duymamıştım. Şimdi zaten bu kadına bunu yaptıran da bu. Kendi kafasında şu var. Ben giderim tatile istediğim haltı yiyebilirim. Bu adam nasıl olsa burada bir şey yapamaz. Yani açıkçası falan teklif etmiyor aslında. Kendisi farklı kişilerle yatmayı düşünüyor. Daniel'ın hiçbir şey yapamayacağını düşünüyor. O konuyu düşünmüş falan değil. Başkasıyla yatarsa ne olur falan yok kafasında. Adam çok fazla evcil görüntü çizmiş. Neyse 17 Şubat'ta Tori ile yola çıktık. Çok göz açıcı ve eğlenceli bir deneyim oldu ama stresliydi de. Parti yapmadık. Bazı çocuklarla konuştuk ama onlardan bir şey çıkmadı. Denemiş ama. Bu akşam maillerimi kontrol ediyordum ve bizim üst katta yaşayan yaşlı Tonton K teyzeden bir mail aldım. Bunu sana yazarak tatilini zehir edip etmemek konusunda çok tereddüt ettim. Ama gerçeği bilmeni istiyorum. Bilmeyi hak ediyorsun. Daniel sen gittiğinden beridir başka bir kadını görüyor. Beraber olduklarına eminim. Zira kız çoğu gece geliyor ve aşna fişne yaptıklarının sesi daireme kadar geliyor. Sen çok daha iyisini hak ediyorsun. Çok üzgünüm. Bu açık ilişki anlaşmasını kaldırabileceğimi düşünmüştüm. Kaldırabileceğini düşündü. Niye? Çünkü karşı tarafın aslında hiçbir halt yiyemeyeceğini düşündüğünden teklif ediyor. Ama kaldıramadım. Bu mail kalbimi tuzla buz etti. Benim amacım bu değildi. Ben anı yaşama özgürlüğü istiyordum. Adama da anı yaşama özgürlüğü vermen gerekiyor. O ise bunu başka bir kızla beraber olmak için açık izin olarak kullanıyor. Uf, kıvır. Sen zaten başka bir erkekle birlikte olmak için açık izin istemişsin adamdan ve sana da veriyorum demişsin direkt. Tabii adamın yapabileceği konusunda hiçbir beklentin olmadığı için. Sen sanıyorsun ki ben yapacağım o yapmayacak. Bakın Daniel muhtemelen burada açık ilişki teklifi anında daha önceden söylediğim gibi ya da işte ilişkimize ara vermek istiyorum da hemen hemen aynı şeye denk geliyor. Kızı terk etti, söylemeye bile gerek duymadı, iyi de etti. O ise bunu başka bir kızla birlikte olmak için açık izin olarak kullanıyor ve sanırım kızın kim olduğunu biliyorum. İş yerinde onunla aşırı flört eden bir kız. Michelle'in tavsiyesini dinlemiş olduğum ve aptal ağzımı açtığım için çok pişmanım. Başka erkeklerle birlikte olmak istemiyorum. Onun başka kızlarla birlikte olmasını da istemiyorum, geçti o artık. Bu sürtüğün hemen dairemden çıkmasını istiyorum. Mahvoldum ve diğer kadınların tavsiyelerine ihtiyacım var. Tori de yardımcı olmuyor. Bana büyümem gerektiğini ve başıma gelenin kendi suçum olduğunu söylüyor. Doğru. İnsanlar düşüncelerini değiştirip kararları konusunda pişman olamaz mı ya? İnsanlar düşüncelerini değiştirip kararları konusunda pişman olabilir ama sen aslında kararın konusunda pişman falan değilsin. Senin derdin sen yapmadın, o yaptı. Bunu hiç düşünmüyordun. Hiçbir zaman kafanda da buna izin yoktu zaten. İkiyüzlü orospunun teki bir görünmeden onu arayıp bunun hemen durması gerektiğini nasıl söyleyebilirim? Vallahi muhtemelen o adam seni terk etti zaten. Senin haberin yok daha. Ve ona tatil boyunca %100 sadık kalacağımı, olduğunda pazarı geçti. Nasıl güvensin ki sana? Eve gittiğimde onun yüzüne nasıl bakacağımı bilmiyorum. Bakamayacaksın zaten ama muhtemelen eve gittiğinde seni kapı dışarı edecek. Kalbim çok kırık. Şimdi biraz yatıp uyuyacağım. Tüm yorumları yarın okuyup cevaplayacağım. Teşekkürler. Şimdi tabii uyumuş, kalkmış. Bir sürü yorum gelmiş. Şöyle cevap vermiş onlara da. Yapmayın lütfen. Biliyorum bunu hak ettim ve her şeyi mahvettim. Düşmüşken tekmelemenizin bana bir faydası yok. Yok aslında var. Senin bu dayağa ihtiyacın var. Bencil kararım konusunda değil, bu alaya bu andan sonra nasıl yaklaşıp çözeceğim konusunda fikir istiyorum. Hala çözebileceğini düşünüyor ama o adam muhtemelen seni terk etti zaten. Bitti o iş. O teklifi yaparken düşünecektim. Tori dedi ki ona mail atıp şunu söylemeliymişim. Daha önce açık ilişki konusunda söylediklerim büyük hataydı. Burada kimseyle birlikte olmadım ve birlikte olmak istemiyorum. Sen benim erkek arkadaşımsın ve ilişkimizi kirletmek istemiyorum. Lütfen bana sadık ol. Zira ben sana sadık olacağım. Evet, böyle bir mail yazması gerekiyor ama onun da zamanı geçti, bitti artık. Ona Kay'in mailinden bahsetme ve diğer kadını bildiğimi söyleme dedi. Bu da doğru ama bir işine yarayacağını sanmıyorum. Ne düşünüyorsunuz diye de bitirmiş. Açık ilişki veya ilişkimize ara verelim ki ilişkimize ara verelim aslında açık ilişki teklifidir çoğu durumda. Karşısında çocuk bizim dediğimiz şeyi yapmış. Tamam demiş, bir şey diyemem demiş. Ve ondan sonra kendi hayatına bakmış. Yani şunu bilmiyoruz çünkü bu kız geri döndü, kızı geri kabul ettiyse yanlış yaptı. Ama sanmıyorum. Bu adam biraz bir şekilde bir oyunu var. Bu olayı biraz biliyor'a benziyor. O yüzden geri kabul edeceğini de sanmam. Bitti o iş muhtemelen adam için. Kadın bunu söylemeyecekti başında. Şimdi buraya kadar çocuğun tek yaptığı hata karşısındaki insan ki bu konuyu da son olarak değinmek istiyordum. Zaten az önce unutmuşum. Söylemem gerekiyor. Bir insan size açık ilişki teklif ettiğinde ya da ilişkimize ara verelim dediğinde kafasında, bilinç altında veya bilinç üstünde şöyle bir fikir vardır genellikle. Ben yaparım, bu yapamaz. Yani sizin yapacağınız kısmını hiç düşünmez bile. Böyle bir konsept yok kafasında. Bu Daniel burada yıllardır evcil davranarak hiçbir kaybederim korkusu falan bırakmamış kadının gönlünde. Yani kadın veya erkek, karşınızdaki insan en azından şunu bilmeli. Size böyle bir teklif ederse sizi kaybetme ihtimali yüksektir. Yani bu korkusu olması lazım. Genellikle bu korkusu olmayan insanlar zaten açık ilişki teklif ediyorlar. O yüzden çocuğun daha önceden yaptığı hata bu. Ya bir miktar her zaman ilişkinin, sağlıklı bir ilişkinin öğelerinden biri de karşı tarafın size karşı bir hata yaparsa sizi kaybedeceğini bilmesi. Yani sizin bazı kırmızı çizgileriniz olmalı. Bu kırmızı çizgilerinizi, mesela gururunuz, mesela örneğin kırmızı çizginiz, bir ilişki için feda etmeyeceğiniz, o çizgiler için bir ilişkiyi feda edeceğiniz, bunu bilmesi lazım. Çok yaygın şeyler var. İşte aşkta gurur olmaz, aşkta bilmem ne olmaz gibi saçma sapan şeyler. Gururu olmayana kimse sevgi de göstermez zaten. Aşkta gurur olması lazım. Gurur aşkın önemli ön koşullarından biri. Saçma sapan bir şey bu. Gerekiyorsa gururunuz için ilişkiyi bitirecek kafada bir adamsanız, yani gurur dediğimde takıntıdan bahsetmiyorum, gerçekten gerçek olaylardan bahsediyorum. Ya da bir kadınsanız o zaman sevilirsiniz. Yoksa aşk için, ilişki için gururunu ayaklar altında almaya dünden razı, feda etmeye dünden razı insanları kimse sevmez ki. Yani sevilmeye layık insanlar değildir bunlar. Öyle insanlar olmayın. Evet, konuyla ilgili görüşlerim bunlar. Size ara verelim diyorsa aslına bakarsanız size açık ilişki teklif ediyor. Dediğim gibi ara verelim var, zamana ihtiyacım var. Bu ikisi aynı şey değil. Ama ara verelim şeklinde söylüyorsa ve aslında zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa o karşıdakinin aptallığı. Siz ara verelim lafını duyduğunuz zaman o ilişkinin bittiğini varsayacaksınız. Bir daha da başlatmayacaksınız. Çünkü ara verdiğiniz dönemde ne halt yiyeceğini bilmiyorsunuz. Bir halt yiyemese bile büyük ihtimalle o niyetle ara veriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.